10 kişi, evdeki kişi sayısına göre ben 2 büyük su bardağı undan hamurumu yoğurdum. Maya, yarım o 40 gram mayaların yarısını koydum. Tuzumu döktüm. Ve normal, fazla sert olmayan bir hamur. Eğer evde köy ununuz varsa, birazcık da köy unu koyarsanız çok lezzetli bir gözlemeniz olur. Şimdi bunu Mayalanmaya bırakıyorum, üstüne bez örterek. Bu tarafta peynirli. Biraz lor peynirim vardı, birazcık tulum peynirim vardı. Karıştırdım. Maydanoz, dereotu, taze soğan ve 8-10 yaprak da ıspanak yaprağı doğradım. Harmanlayacağım. Peynirli olarak da bunu yapacağım. Yoğurduğumuz ve mayalanmaya bıraktığımız hamuru aldık. Açacağımız yerde rulo haline getirdik. Şu büyüklükte bezelere ayırıp mayanın üstünü kapatacağız ki şey olmasın. Önce merdaneyle eşit oranında yuvarladıktan sonra birazcık daha un döküp, benim saçım büyük, ben büyükçe açıyorum. Eğer sizin tavanız veya küçük ölçülerde meleksiyi, yani bezeyi daha küçük tutabilirsiniz. Daha önce de anlatmış olduğum gibi içlerini kavurup soğutmuştum kıymalı. O büyüklükte açtıktan sonra evet, sonra içini getireceğim. Şöyle göz kararı yapıyorum. Ben anneciğim böyle kapatıyorum. Böyle yapıyorum. Hemen böyle atıyorum, tamam mı? Çevirerek pişirmiş olduğumuz gözlemimizi tekrar çeviriyorum. Ve bu çevirdiğim yeri fırçayla zeytinyağı yumuşak tutması için yağlıyorum. İki tarafı da mı? İki tarafı, evet. Pişti galiba. Pişen. Gözlemini. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde yapıp pişiriyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun.